yandan bakışan göze. Doyulur mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Hem bahara hem yaza, yarin ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu, doyulur mu? Hem bahara hem yaza, yarin ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Garibim geldi gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarına sohbet etmeye, doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldi gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarına sohbet etmeye, doyulur mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Sağ ol Alican. Ağzınıza şimdi sağ ol. İkinci bölüme de muhabbetimiz bitmedi. Uzun olacak, yine bir 50 dakikamız var. Bu türküyü de aslında ben demin söylediğimize bağlı olarak düşünmüştüm. Bir erkek yazmış, Neşet abi, ama adam öyle bir yazıyor ki zaten çok şey, kadına yönelik şiddete sanki bir şeyler söylemiş. İnsan cananına, yani bir zamanlar sevdiği, bağrına bastığı, koynuna girdiği, ne bileyim ben işte güzel sözler söylediği birisini nasıl öldürmeye ya da onu dövmeye şey yapar? Yani cesaret edebilir. Cesaretle yüreği nasıl kaldırır? Hep ben öyle söylüyorum bu doyulur muyu söylerken. Belki başka şeyler hayal etti ama sanki erkeklere sesleniyor gibiydi Neşet evet, abi evet, gibi evet. Yani. Yüzden... Geçenlerde bir röportaj yapmıştık bir gazeteyle. Ben orada şöyle bir cümle kullandım. Bu öldürülen kadınları öldürenlere baktığımız zaman... babası, abisi, kocası, kardeşi, amcası, amcasının oğlu. Yani bir kan bağı var ve kalbine değen insanlar o kadını ortadan kaldırıyor. Yani kalbinde bir karşılığı olan insanlar, hiç tanımadığından bu da oluyor. Ama hani çok fazla öldürülen kadınların, öldüren kişileri oranladığın zaman hep kalbine değenlerden darbe şey, yiyor kadın. Benim, ya benim olacaksın ya toprağın hikayesi de oradan değil mi? Yani bir sahiplenme işte o kalbine değeni. Yani kalbine değmek o şey anlamda, yani baba sevgisi taşımış. Ben hemen kocaya yorumladım. Evet yani evet. Baba, kardeş, yani her anlamda sevgi taşımış karşı taraftan. Ama tabii hiç tanımadığı insanların da öldürülme olayları çok fazla tabii, tabii yani. Tabii. Yani orada artık insanın en ilkel, en savaş vahşi, yani en başta değil mi? Akıl almaz bir şey yani. Savaşı anlamak evet, mümkün değil. Evet. Projeler, yeni projelerden biraz önce muhabbet ederken de arada da şey olmuş. Daire'den evet, bahset istersen. Daire
Adana Altın Koza'ya katıldı. Antalya'da özel gösterimi oldu. İstanbul Modern'de gösterildi. Ben de İstanbul Modern'de izleyebildim. Dizi çekimlerinden dolayı gidemedim. Atıl İnanç'la çalıştık biz geçen, bu yaz değil geçtiğimiz yaz Burhaniye'de, Ayvalık'ta. Çok iyi bir senaryoydu. Çok beğendim. Sonra Atıl'la tanıştık. Atıl'ı çok sevdim. Onun rüyasına eşlik etmek istedim aslında. İyi de olmuş. Çok güzel bir film çıkmış ortaya. Enteresan bir senaryosu var. Bir erkekle, Feramus'la Betül'ün taşrada karşılaşması ama asla yollarının kesişmesi ama asla bir araya gelememeleri. Yani hikaye. Evet, yani ikisi de bürokrasinin, sistemin yarattığı ve o sisteme, o çarklara, o dişlere hiçbir şekilde uyum sağlayamamış ve sürekli o sistemden atılmış iki tane insanın bir araya gelememesi. Ben de orada bir tiyatrocuyu oynadım. Orada belediye tiyatrosunda çalışan, eşi ölmüş, iki çocuklu, bir tane kızı hasta, beyninde tümör olan bir anneyi, kızın annesini oynadım. İşsiz kalıyor Betül, tiyatrodan atılıyor. Ama bildiği tek şey tiyatro yapmak. Araştırıyor, oyunculuk yapabilir miyim, senaryo yazabilir miyim? Hiçbir şekilde hiçbir yerde iş bulamıyor. Tekrar belediyeye gidiyor ve belediye ona gassal olur musun diyor. Gassal. O da diyor ki yani ben hani tiyatrocuyum, siz bana bunu yakıştırıyorsanız tabii ki olurum. Yani hayat bana bunu sunuyorsa ve siz benim yapabildiğim şeyi yapmama izin vermiyorsanız ve bunu uygun görüyorsunuz tabii ki olurum diyor. Ve kurslara gidiyor. Gassal olmak için kurslara gidiyor. Dualar öğreniyor. İşte ölü nasıl yıkanır. Onun kurallarını öğreniyor. Sonra da benim hikayem bu tabii. Feramus'un hikayesi de başka türlü akıyor. Sonra da ilk yıkadığı kızı kendi ölüsü, ilk yıkadığı ölü kendi kızının ölüsü oluyor. Of. Evet. Acayip bir senaryo ve çok iyi çekilmiş bir film. Seyirci bence Ocak'ta sanıyorum vizyona girecek. Şimdi bağımsız filmleri çok fazla vizyon şansı artık maalesef yok. Daha kesinleşmedi, Ocak'ta olabilir diyorsun gösterimi. Bağımsız filmlerin toplu bir gösterimi yapılacak. Orada seyirci görürse oynadım diye söylemiyorum. Ama gerçekten yani sen anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Çok etkileyici bir film. Ve geçen seneki tiyatro krek topluyla, evet. Iska'ydı değil mi? Iska, evet. Sen beni davet etmiştin ama gelememiştin. Evet, evet. Devam edecek misiniz? Edecek ama davetim hala geçerli. Bu sezon bekliyorum. Tamam, ondan bir bahseder misin? Tabii, şimdi Kayıp Şehri, şehrin bitmesi haberi geldi ve biz ekip olarak tabii çok üzüldük. Böyle ben bir ne yapacağım? Hay Allah. Boşluk. Yani öyle bir şey olmalı ki Kayıp Şehrin o içimde bıraktığı boşluğu dolduracak bir şey olmalı diye böyle hissederken bir gün beni Berkun aradı, Berkun Oya. O ne kadar hazırmışım ki hemen kabul ettim. Hiç yani oyunu okurum falan demeden buluştuk. Tekst provası yaptık ve başladık. Oyunun adı Iska. Özetle şunu anlatıyor aslında hepimizin şu anda hala yaşamakta olduğumuz genelde savaş ama özelde Türkiye'deki yaşadığımız savaşın ne kadar gereksiz, ne kadar bir şekilde çözülemez olmasının saçmalığı üzerine bir oyun. Yani askere gitmiş bir çocuk, ben o çocuğun annesiyim, işte bir baba var, bir kız kardeş var, bir sevgili var, bir abi var. Ama hepsinin bir tane çocuk değil, hepsi birini askere göndermiş. Ama askerden gelecek mi, gelmeyecek mi? Öyle bir an ki oyunu oynadığımız an, ölmüş de olabilir, ölmemiş de olabilir. İşte o anki çok kısa süreli bir hesaplaşma. Yani gitmeden önce ben mesela laborant bir anneyi oynuyorum. Oğlumun kanını almıştım diyorum. Onun üzerine çok uzun bir keşke almasaydım kanını falan diye. Baba kendi hikayesini anlatıyor. Yani evlat sevgisi, evlat ve acısı aslında. Evet, acısı ve evlatlarımızın artık bu savaşlarda ölmemesi gerektiğine dair ve savaşların saçmalığına dair
etkileyici bir oyun. Barış süreci hala tamamlanmadığı için çok güncel bir oyun. Çok güncel. Yani o anlamda da çok zamanlaması süper oldu. Hı hı. Hani gönül istiyor ki barış süreci tamamlansın ve bu oyun da artık rafa kaldırılsın. Biz ama... de şeydiriz. Artık kardeşlikler söylemesek de başka şeyler söylesin. İşte aynı şey desin. Aynı temenni. Evet. Yani kardeşlikler yine devam ediyor ama sadece aşk şarkıları söylemeyi çok istiyoruz. Evet. Öyle bir zaman yaşasak. Sanırım aynı zamanda biz konuşurken çok göremedim ama Iskan'ın görselleri mi geçiyor? Evet. Bir onu izleyebilir miyiz? Ben de göreyim. Ses yok herhalde ama. Bu oyunda hepimizin ayrı ayrı kutucukları var ve hepimiz belli sıralarla çıkıyoruz. Hı hı. O kutuların içine giriyoruz. Ve işte mesela Bilge'nin oynadığı bu karakter kardeşin üzerinden sevgilisini anlatıyor. Askere gitmeden önce onu son görüşmesini anlatıyor. Ondan sonra ben oğlumla ilgili işte asker raporu için kan almaya geliyor. Hı-hı. Ve ben alıyorum onun kanını. Aslında alamıyorum. O alamama halimi, evladımın ben kanını alamazken, ay, hani evlatlarımızın başına bunlar nasıl neler gelebilir anlamında. İlk defa Crack'te Berkun Oya kendisinin yazmadığı bir teksti sahneledi. Aynı ben de askerlik yaptım. Benim yaptığım yerde daha abuk sabuk şeyler oluyordu yani. Olmuyor değil. Ama gelmiyor yani insanın aklına o kadar. Gelmiyor yani. Annemler yazlığa gitmişti geçen yaz. Tülay'da kalacaktım bir gece arkadaşımla. Sonra kalamadım. Sevgisine gitti Tülay. Ben de eve döndüm geç zaten. Ne benim yapacağım? Oğlumun kanı. Açtım geldim kapıdan. Angrupa ÖH pozitif. Evde pis bir koku. Hastaneye geldi gitmeden önce. İçeriden işte, sesler geliyor odasına. Falan. Aralıktı kapı. Şöyle baktım birileri vardı. Hastanesinde gittim kapıyı açtım. Her Allah'ın günü yüzlerce insanı bitirilerce kaldı. Şişe tüptü. Biri gelir biri gider. Kiminin kolundan, kiminin parmak ucundan, dizinden. Kan alır dururum ben. Her çeşit insan da gelir. Zencis de gelir, dincis de gelir, işte orospus da gelir, mahkumu da gelir, askerin eni... Daha emekli olmamıştım. Daireden arkadaşlar dedi, eylem yapacağız, sen de gel. Yok dedim, ben anlamam öyle şeyden. Erdal Bey vardı. Gelmiyor yani insanın bu kadar, gelmiyor yani. Onu kıramadım, çok ısrar etti. Bir Karslı çocuk vardı bizim askerinde, neydi ben ya? Böyle kara kuru sessiz bir olan. Biz buna böyle aptal diyorduk, salak diyorduk, taşak geçiyorduk. Aslında eylemlere sinir oldurdum. Gerçi şimdi bakınca... Halen doldurum ya. Çocuk. Dayanamadı ya. Bir gece nöbet tutarken piyade tüfeğiyle sıktı kendi bacağına. Mesela bu Necdet Başçavuş vardı, Allah belasını versin. Bana hiçbir şey yapmadı bak. Ama o çocuğun burnundan getirdi. Gerçi herkes bir şey hepimizin hep yiyormuş. İlk defa ağlarken gördüm ben kocamı. Geldi eve. Kapıda bir anahtar sesi kıtır kıtır. Ses duydum, kim bu dedim bu saatte kapıyla uğraşıyor. Korktum, delikten baktım. Başında şapkası, üniformasını kafası önüne ilk kapıyı açmaya çalışıyor. Açtım kapıyı hemen, yaslandı kapının pervazına. Anahtarlar yere düştü elinden. Kaldırdı başını, göz göze geldik. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nefesim kesildi. İçimden aşağı kaynar sular boşaldı. Büyüdü gözlerim, birden yumruk kadar oldular. Yaşlar boşaldı. Çok seviyorduk. Sesim de çıkmıyor. Sular seller aklıma böyle çıkıp elinden. Geziyorduk sokaklarda. Ne oldu sana diyemiyorduk hiçbir şey. Çok bakamam yüzüme zaten. Çok eğlendim. Kıpkırmızı olmuş gözleri, kaş yarılmış. Bence bu göz tozlu. Aslında aynı anda konuşmuyorlar ama fragman için hazırlanmış değil mi? Evet. Bu da çok beni şey yaptı. Etkileyici. Yani aynı anda hani duyabilirsen tabii cümleleri. Herkesin iç konuşmasını dinlemek. Yalnız oyun çok şey etkileyici geldi. Çok sıra dışı bir oyun. Yani seyirciyi, seyirciyi savaş konusunda, askerlik konusunda,
yani işte siz hı hı. insanın ölümüne ne derseniz deyin, o kadar güzel bir farkındalık yaratıyor ki insan ölmemeli, insan çok kıymetli bir şey. Hele hepimizin evladı, bütün ulusların evladı çok kıymetli bir şey. İnsanın ölmesi kadar hani ölme nedeni anlamında da onu sorguluyor. Pis pisin ölüm aslında. Yani bir kere dünyaya geliyorsun, hı hı. bir de evlat yetiştirmek de çok zor. 20 bir de rakamlarla biliyoruz ya Nazan, artık hayatımızı haberlerle beraber, yaşadığımız çağla beraber sadece rakam olarak girmeye başladı ya bu ölümler. Evet. Kadın cinayetleri de öyle. Irak'ta işte bir günde böyle bir sürü insan ölmesi de, ya da işte 30 yıl boyunca burada yaşanan ölümler. Rakamlarla insan çok anlamıyor. Ailesinden, sülalesinden birisine bir şey olduğunda işte o zaman hani hep o altı boşaltılmış bir kelime vardır, empati, empati. Evet. Çok sevmem onu kullanmayı. O söylediğin şeyi yani burada hissetmeyi evet. sağlıyor değil mi? Evet, evet. Yani bu oyun o anlamda seyirciyi ben çok davet etmek istiyorum. Farkındalığı çok arttıran bir oyun. Ne zaman tekrar? Biz 13 Kasım'da başlayacağız. Daha çok bu yakın, evet, güzel. Bu sezon tekrar oynamaya. Haftada 2 akşam oynayacağız. Krek Tiyatro'nun başka oyunları da var. Onlarla dönüşümle oynayacağız. Tamam. İyi. Seyircilerimiz de duymuş oldu. Ben evet, mutlaka evet. zaten uh-huh. geleceğim. Şimdi biz kardeşlikler konserlerinde de, ben solo konserlerde de çok söylerim. Şeydir, bir Çorum türküsüdür. Ben yıllarca Cem Karaca'dan çok severek dinlemiştim ama kardeşlikler repertuarını alınca da çok sevdim. Şeydir, evlatlarını kaybetmiş, sadece savaşlar değil ama hep bana her savaşı anlamda. Çağrıştırır. Tüm anneler için hep söyledik. Hem okudum hem yazdım. Yalan Dünya Senden Bezdim. Onu güzel. Söyleyeyim. Çok güzel. Kararsız olduk ama olsun, güzeldi. Çok güzel. Sağ olasın Alican. Ay çok biraz şey oldu, kadın hikayeleri, kadınların sözü deyince biraz ağır oldu mevzu ama. Hayat yani bu, da çok ağır bir şey öyle, ama. Öyle, öyle maalesef. Birazdan ama şey müjdeyi verelim, biz beyaz giymeyi bir söyleyeceğiz program bitmeden. Olur. Değil mi? Ben yine bir programdaydım, biz seninle iki defa oturduk yemek masasında, evet. muhabbet ettik ama orada bir böyle sen söylememiştin, bilmiyordum.
Şöyle olacak ama yani sevgili Cengiz Özkan TRT'de bir program yapıyor. Benim çok sevgili dostum Vida Ateş de programın konuğu. Orada izledim ben. Ben de bu crack provalarındayım. Deli gibi telefonum çalmış. Provadan çıktım baktım. İşte Ercan aramış, Nida aramış, Oktay diye bir çok yakın dostumuz vardır o aramış. Paniğe kapıldım hemen Ercan'ı çevirdim. Dedi ki hemen dedi şey bir programa konuk olmalısın. Neden? Nereye? Dedik işte Cengiz rica ediyor. Oktay, Nida konukları gelmemiş. Beni ve seni davet ediyorlar ama benim gelmem mümkün değil. Yakınsan sen git. Ben kıramam bu üç insanı. Hı-hı. Tıpkı seni kıramadığım sağ gibi. Sağ olasın, çok iyi oldu. Çünkü hani ben çok televizyona çıkmak, çok konuşmak, çok bir şey hani buralarda çok bir şey anlat. Çok gerçek olmuyor ama çok gerçek insanlarla hı-hı güzel bir şey muhabbet çıkıyor ortaya. Edelim, evet. Sorun değil herhalde, kaza oldu. Sonra ben programa katıldım. Apar topar prova kıyafetlerimle falan. Sürpriz oldu bana, dediler ki türkü de söyleyeceksin. Biz buraya geleni öyle göndermiyoruz. Ama benim sesim yani o kadar sizin yanınızda haşa tıpkı. Ama bir şey söyleyeceğim. Deminki gibi de çok güzeldi. Beyaz giymeydi. Ayrıca o gırtlak nameleri, şimdi iyice merak etsin herkes. Bütün nameleri işle işle yapmışsın. Yani işte sizleri dinleyerek oldu. Ben başıma hiçbir şey yapmadım. Öyle oldu yani o programda iki tane türkü söylettiler bana. Ben tabii utana sıkıla ya. Sizin yanınızda ben de bunu yapabilir miyim? Yok, gayet güzel olmuş. Birazdan onu yapalım. Bence şey olacak. Güzel seni olacak. Kırmam söylerim. Bir de ben çok severim. Yani sevmeyen yok beyaz giymeyi ama şey oluyor. Söylemesi de çok zevkli gerçekten. Seninle beraber daha keyifli olabilir. Ne güzel. Şimdi şeyden bahsedelim ya. Birçok kadın ya da erkek de öyledir ama birçok kadın seni Kayıpşehir'deki Meryem rolünden çok sevdi. Evet. Biraz o Kayıpşehir'den, o süreçten çünkü aslında hani bence öyle değil ama dizi seyretmem diyenler falan bayağı oturdu izledi. Çünkü İstanbul'u, o göç eden insanların yaşadığı muhitleri o kadar güzel. Senaryosu çok sağlamdı, oyunculuklar çok iyiydi. Ben kaçırmıyordum doğrusu. Bir şekilde erken kesildi çünkü şeydi yani uymuyordu herhalde. Şöyle aslında biz 3 yıllık bir proje diye yola çıktık. Yani bütün diziler böyle uzun vadeli amaçlar koyuyorlar ama hani seyirciyle buluştuğu zaman bazen dizilerin mayası tutmuyor ama Kayıpşehir'in mayası tutmuştu. Hı hı. Çünkü Kayıpşehir o kadar gerçekçi bir senaryosu olan bir işti ki sevgili Tomris Giritlioğlu'nun işin böyle üstünde üstün bir akılla koordinasyonu sayesinde çok doğru bir kast kurduğu doğru bir senaryo grubu, çok iyi bir yönetmence sevgili Cevdet Mercan. Yani işini çok iyi yapan insanlar bir aradaydı. Hem kalem anlamında, yönetmenlik anlamında, oyunculuk anlamında. Fakat şöyle bir şey var tabii. Televizyon dediğimiz şey aslında böyle bir arz talep meselesi. Ama o arz talebi yukarıdan birinin daha doğru kontrol edebilirse seyircinin o prototipini biraz daha böyle yukarıya taşıyabilme ihtimali çok yüksek. Yani siz ne verirseniz seyirci ona göre kendini biçimliyor aslında. Ve bendeki karşılığı çok fazla Kayıpşehir'in. Ben bugüne kadar oyunculuk serüvenimde birçok rolü çok isteyerek ve çok iştahla oynadım ama Kayıpşehir bütün bu söylediğim sebeplerden dolayı müthiş bir işti. Çok Türkiye'nin kendi konjonktürü içinde çok doğru noktalara temas ediyordu. Çok sosyal bir tarafı vardı, sosyolojik bir tarafı vardı. Mesela ilk defa bir Türk dizi tarihinde bir fahişe başrol oynadı. Değil mi? Gerçek bir trans vardı. Zenciler vardı. Yani işte şu anda aslında yaşadığımız şu anda bu ötekileştirme, bu ayrı tutma, farklılaştırma bütün bunların bir sarmalı gibiydi Kayıpşehir. Hı-hı. Ve bütün ötekileştirilen insanların bir arada olduğu bir diziydi. Çok sıcaktı. Ve ben o yüzden çok beğendim. Evet. Eminim şu anda devam etse yine heyecanla izleyecek bir sürü insan vardır. Yani ben çok mail alıyorum, çok tweet hı-hı alıyorum. Niye bitti, bitmeseydi, ah özledik bana böyle klip yapıp gönderenler, işte şu sahneyi unutamıyorum şeklinde. Ben bitmesine üzüldüm ama çok yukarıda bir yerde bitti. Hı-hı, evet. Yani o yüzden kült bir iş oldu. Türk dizi tarihinde yani sen bence bir film tamamlanmış gibi oldu, evet, değil mi? Evet, devrim yapmış bir iştir her anlamda. Ve şey, Kayıpşehir izlerken zaten fragmanında da var.
Ahmet abiyi, Ahmet Kaya'yı hatırlamadan, anmadan insan yapamıyor. Çünkü aynen Kayıpşehir'de anlatılan hikaye onun şarkılarında. Yaşamı da zaten öyleydi. Göç edip İstanbul'da var olmaya çalışan bir insan olarak. Sanatçı, yani müzisyen ama bir insan olarak da çok fakirlikten, fakir bir şekilde İstanbul'da hayata başlıyor falan. Ahmet abinin 28 Ekim doğum günüdür. Evet. Yarın ayrıca uzun uzun sevgili Gülay'la beraber anacağız ama şimdi bir Ahmet abinin sesiyle fragmanı var ya. Evet, evet. Onu biz Ahmet Kaya'yı çok kullandık Kayıpşehir'de. Çünkü çok onun ruhu çok yakışıyordu Kayıpşehir'e. Kesinlikle. Ve o fragman da çok güzel. İzleyebilir miyiz? Sokak ortasında bir kadın bağırıyor. Kendini arıyor, kendini soruyor, bağırıyor. Sesi kulaklarımda bir kurşun gibi patlıyor. Yalan da olsa haklılar diyoruz ama bu da yetmiyor. Yalan da olsa haklılar diyoruz ama bu da yetmiyor. Gece yarısı vardı ya da işçiler tedirgin üşümekte. İşten değil, güçten değil, içten üşümekte. Zaman geçmekte, zaman gecikmekte, zaman üşümekte. Yalan da olsa bir yaşıyorlar ama bu da yetmiyor. Gece yarısı bir müzisyen evine yine geç dönüyor. Taksi parası bile yok cebinde ama evine dönüyor. İki damla yaş geliyor, gözlerinden cigarası sönüyor. Yalan da olsa zenginiz, bu bize yetmiyor. Yalan da olsa zenginiz ya, bu bize yetmiyor. Yalnızım, yalnızlığım beni dinlemekte. Yalan da olsa ne var ki bu şarkıyı söylemekte. Yalan da olsa içimden biri bulut akıp gidiyor. Yalan da olsa mutluyum, bu bana yetiyor. Yalan da olsa mutluyum ya, bu bana yetiyor. Yalnızım, yalnızlığım beni dinlemekte. Yalan da olsa ne var ki bu şarkıları söylemekte. Yalan da olsa içimden biri bulut akıp gidiyor. Yalan da olsa mutluyum ya, bu bana yetiyor. Ahmet abi de canım ya, sevgiyle anıyoruz onu da. Yarın dediğim gibi daha uzun bir program olacak. Ahmet abiyi Gülay'ın sesinden, onun klipleriyle anacağız. Konuyu değiştireyim ben. Şimdi yeni bir dizi var değil mi? Evet. Şimdi Karay'ın Bugünün Saraylısı, ama ondan aslında sadece ismini mi Bugünün Saraylısı? Evet, uyarlan. Bugünün Saraylısı Refik Halit Karay'ın eserinden esinlenilmiş bir dizi. Çok zor geçiş yaptım şimdi. Ben de konuyu değiştirdim. Kayıpşehir, Ahmet Kaya. Bir kere Kayıpşehir'den bahsedelim ya. Ben bütün oyunculuklar çok, Gökçe'yi de seyrederken ya dedim, ne kadar şey kadın. Yani ben onu başka dizilerde de seyretmiştim ama evet, burada bayağı oyunculuğunu, değil mi? Kendini aşmıştı. Evet. Sadece ondan bahsetmek ayıp olacak ama evet, bütün herkes, bütün Ahmet Mekin herkes, başta herkes olmak üzere, Ahmet abimiz, canım abim. Bütün genç kadro,
Hatta Poyraz şey mi sanmış bir ara? Oradaki ufaklığı, yani tabii daha küçük olduğu için kafası karışmış arada. İkinci kardeşim falan gibi. Şöyle, benim en küçük oğlum orada Hakan, işte geçen sene çektik. Poyraz'la arasında bir yaş var. Tabii en çocuğu ikna etmek çok zordur ya. Bir de seyirciye o benim oğlum duygusunu verebilmem için benim biraz onunla mesai yapmam lazımdı. Ben Hakan'ı alıp gerçek ismi... İşte insan böyle oluyor değil mi? Bak dizideki ismi kaldı. Hakan olsun, Hakan. Hakan. Ama bu ne kadar izliyorlarsa beni şimdi. her hafta sonu eve götürürdüm. Yani, acayip bir şey ya. Tabii her hafta sonu bende kalırdı. Sağ olsun annesi babası çok tabii ki güvendi bana. Hem Poyraz da arkadaşı oluyordu. Hem ben onunla olan anne çocuk ilişkimi arıyordum aslında. Poyraz böyle bir şaşırıyordu eve, çünkü benim çok sevdiğim biri geliyordu. Bazen kıskanıyordu ondan. Doğal olarak. Ondan sonra İhsan Berk ismi. Ay. Ne olacak canım, İhsan Berk işte. Evet. Şey oldu, o benim kardeşimden ziyade Poyraz, o zaman benim saçlarım bembeyazdı yani şimdi boyalı ve kendi beyazımı bıraktım rol gereği ve boyamadım artık yani ya. Bir bakayım ne kadar yaşlanmışım şeklinde. Bayağı bir yaşlanmışım, ön tarafım böyle bembeyaz. Ben de öyledir muhtemelen. Evet, ben de onu bıraktım, hani kadına çok yakışır çünkü çok yaşanmış bir hayat, 6 çocuk nasıl inandıracağım yani seyirciye öyle boyalı saçlar falan, olmaz o iş. Ondan sonra Poyraz tabii o halimi çok görmedi benim. Böyle bir bana bakıyordu, bir televizyona bakıyordu. Anne, benim şimdi iki tane annem var diyordu. Ay. O iki anne oradan geliyor. Bir de o yaşlanmamı bir türlü kabullenemiyordu. Bakıp ay canım. Anne sen ne zaman öleceksin? Çünkü biz beyaz ya, beyaz yaşlılıktır ya. Panik mi oldu? Çok açık. Anne sen ne zaman öleceksin? Canım, anne sen ya. Ölme. Ay Poyraz'ı da sev. Yani hiç Poyraz'la tanışmadım ama fotoğraflarından biliyorum. Ercan abiden, senden dolayı, anlatmanızdan. Acayip tam bir fırlamaya benziyor. Poyraz çok ilginç bir çocuk. Yani babasına, şeklen babasına benziyor. Çok enteresan bir çocuk. Çok yani, tatlı bir çocuk. Huy olarak çok... Yani bütün çocuklar çok şekerdi. Bir de hani beni zorluyor biraz. Öyle mi? Evet. Yani mesela şundan dolayı ben hani bir sanatla iştigal ediyorum. Ercan hem doktor hem bir şekilde yapıyor bu işleri. Ben böyle bir kere de anne beni tiyatroya götür dediğini duymadım. Bir kere anne beni sinemaya götür dediğini duymadım. Ne yapıyor? Hiç istemiyor. Hiç istemiyor. Çünkü evdeki iki oyuncu hiç evde bulunmuyor. Yani o muhtemelen bir reaksiyon ama geçer o. Bilmiyorum sanatçı ki. Sanatçı aileden gelecek. Evet, yani şey bizdeki olurdu. O izdişimler Poyraz'da yok. Ne olacak çok merak ediyorum. O sonra geçecektir o. Çünkü alıyordur mutlaka bir şeyler. Yani sanatla uğraşan ya da seven ailelerde o kadar doğal oluyor ki yaşam tepki biçimi. Tepki mi diyorsun? Yani biraz sonra geçecektir o. Umarım. Sizden mutlaka bir şeyler alacaktır. Umarım. Şeyde kalmış Bugünün Saraylısı'nda tekrar döndük. Evet, Bugünün Saraylısı da işte benim yeni içine girdiğim bir proje. Kudret Sabancı çekiyor. Sevgili Şükrü Avşar'ın yapımcılığında yapılan bir iş. Bir esinlenme, yani klasik Refik Halit Karay romanının uyarlaması, hı hı, değil. Çünkü biz yani senaristlerimiz hani dizinin devamlılığı açısından, hı hı, dizi çünkü devam edebilecek bir şey haline gelmesi lazım. Roman onu sınırlandırdığı için biraz kurguyu değiştirmişler. Yani karakterler aynı, yeni giren karakterler var. Ama o karakterlerin şimdiki zamandaki sınıfları da değişiyor, sınıfsal yapıları. Tabii. Daha zengin aileler oldu onlar. O şimdiki zamandaki iz düşümleri diyelim. Senin bayağı değişik bir rolün varmış. Ben bu rolü aslında rol için biraz da kabul ettim. Yoksa Kayıp Şehir'den sonra çok uzun bir dinlenme süresi, hı-hı, koymuştum kendime. Oyuncu olarak beni böyle bir heyecan verdi rol. Çünkü çok Meryem'den çok daha farklı bir rol. Meryem ne kadar işte anaç, verici ve paylaşımcıysa, kendine feda eden bir anne ise, Üftade tam tersi, feda etmek ne demek? İsimler çok, evet, değişmedi, aynı kaldı herhalde. Evet evet, Üftade. Roman kahramanlarıyla, hı-hı, aynı. Yani işte şey, zengin bir aile, kültürel, hı-hı, anlamda geçmişi Osmanlı'ya dayalı bir ailenin, atanın, Selçuk Yöntem'in eşini oynuyorum ben. Statüsünü kaybetmek üzere olan bir kadın ve bütün hayat amacı statüsünü korumak olmuş. Var olduğu cemiyetten ayrı olmak onun için çok büyük bir başarısızlık, düşmek, iflas etmek. O çantayı alamamak, o kıyafeti giyememek. Aslında biraz kapitalizmin yarattığı insan ruhlarını deşifre etmem anlamında bana enteresan bir yolculuk bugünü yaşatıyor. Bugünü çok iyi anlatacak, Üftade, o zaman. Evet.
Çok güzel. Şimdi programın sonuna geldik. Geldik mi? İki saat nasıl geçer diyorduk değil mi? Geldik, beyaz giymeyi söylemeden olmaz tabii. Söz verdik ya. Peki, tamam. Hadi bakalım beyaz giymeyi söyleyelim, sonra da vedalaşacağız. Ben detone oldum galiba. Hayır. La'dan söyleyeceksin bundan sonra. Çok ileri, çok güzel. Hayır, hiç öyle gelmedi. Değil mi Alican? Alican'ın kulağı iyidir yani, şey yapar. Öyle mi? Gayet güzeldi. Bence çok iyi bir veda oldu. Bak bundan sonra yemeklerde susmuyor. Yakalandım. Susturmam artık. Yakalandım. Hep beraber söyleyeceğiz. Çok güzeldi. İyi ki geldin ilk programa. Gerçekten söylemişsin ya makyaj odasında şans getirin diye. Bence çok güzel bir başlangıç oldu. Ben hep öyle güzel ve umutlu düşünmeyi seven bir insanım. Gözler öyle zaten bakıyor. Evet, yani pesimist olmayı sevmiyorum. O yüzden ilk programında beni konuk ettiğin için ben çok onur duydum. Sen burada öğrendim çünkü ilk olduğunu.
Yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Çok güzel sohbetler edilecek bu ortamda eminim. Ay inşallah. Sağ olasın. Yani söyler söylemez kabul etmen ayrıca çok güzeldi. Sana herkese özel. Hemen heyecanından sen geliyor diye haber verdim. Benim için çok güzeldi. Çok güzel bir haberdi. Sağ olasın. Bundan sonra belki de bir 4-5 ay sonra devam edersek. Yine biraz unutturalım kendimizi evet, belki. Evet. Belki Ercan abiyle beraber olabilir. Gelirsiniz. Ama biz Ercan abiyi çok konuşturmayız. Öyle hissediyorum. Ben katıldığım için artık belki daha çok o konuşur. Tamam bakarız. Evet. Bakarız. Çok sağ olasın tekrar. Alican sen de biz hep beraber olacağız zaten. Sağ olasın. Her zamanki gibi çok iyiydin. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olasın Nazan. Sevgili izleyiciler yarın yine saat 10'da bu kez müzisyen arkadaşım Gülay'la beraber program yapacağız. Gülay konuğum olacak. Ağırlıklı olarak Ahmet abinin doğum gününü kutlayacağız Ahmet Kaya'nın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.